Yapıyorum ben ya. Daha Özgür'ün yanında işe girdiğimi söylemedim ki. Özgür Bey, müsait misiniz? Müsaitim. Bir şey soracaktım, girebilir miyim? İzin mi isteyeceksin akşam için? Aslında başka bir şey için gelmiştim ama tabii o da var. Benim bildiğim izin plan yapmadan istenir ama. Doğru biliyorsun. Da Yeşim'le çok meşgul görünüyordunuz. Rahatsız etmek istemedim. Niye rahatsız edesin ki? Bilmem. Belki özel bir şey konuşuyorsunuzdur diye düşündüm. Yok, özel bir şey konuşmuyorduk. Ama madem merak ettin söyleyeyim. Yaptığı manşetle ilgili mahcubiyetini dile getirdi. Bunu telafi etmek istediğini söyledi. Bu. Ya merak etmiyordum ama aranızın düzelmesine sevindim. Neyse, ben asıl konuya geleyim. Annem aradı, açamadım. Çünkü hem yanında çalıştığımdan haberleri yok... ...hem de ilişkimizle ilgili ona ne söylemem gerekiyor bilemedim. Ayrıldığımızı ailelere ne zaman söyleyeceğiz? Hazır onları kıvama getirmişken yani bence uzatmayalım. Yolda tartıştık diyelim, ayrıldık diyelim. Tamam. Ama öncesinde ben bir annemle konuşayım da ne tepki vereceğini bilmiyorum çünkü. Bir bakayım, haber vereyim sana. Olur olur, uyar bana. Sağ ol, senin zaman çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Efendim. Canım, ne yaptın? İyi, ne yapayım, eve geldim yeni. Başlamadın mı hazırlanmaya? Bakayım ne giydin? Yok, daha anca geldim zaten, hazırlanamadım. Peki belli mi ne giyeceğim? Belli. Şey giyerim diyorum. Kırmızı mini bir elbise almıştık, hatırlıyor musun? Altına ne giyeceksin peki ayakkabı olarak? Altına ten rengi ayakkabılarımı giyerim. Ay evet, çok güzel olur ya. Sevdim bak bunu, tamam. Evet bak, o elbise bayağı şıktı. Evet, bence de. Serdar arıyor. Serdar mı arıyor? Kapatıyorum ben, konuşuruz sonra, tamam mı? Kızım hazır değilsin, kapat hadi, kapat. Hadi, çok güzel geçsin, öptüm seni. Bay bay. Efendim? Alo, Ezgi'cim nasılsın? İyiyim, hazırlanıyorum. Sen geldin mi? Yok, hayır. Hala hastanedeyim. Son dakika bir tane hasta mı aradı, onu muayene etmek zorundayım. Sana da gecikeceğimi haber vermek istedim. Tamam, sorun yok. Ama bu arada çok uzayacağını sanmıyorum. Biter bitmez yanındayım. Tamam, sen çıkarken haber verirsin bana. Tamam, süper, anlaştık. Öpüyorum. Görüşürüz.
Eve erken gelmişsin. Evet ya, testayı bırakacaklardı. O yüzden erken geldim de. Yarına kaldı. Hazırlanmışsın. Evet, nasıl olmuş? Ya fena değil. Fena değil. Ne demek o şimdi? Yani iyi işte, doktor beğenir, merak etme. Doktor beğenir derken onun gibi etkilemesi kolay biri mi demek istiyorsun? Yani. Yani ben anca öyle birini etkileyebilirim, öyle mi? Mesela senin gibi birini etkileyemem. Hı? Yani bu kadar kolay olmazdı. Neden kolay olmazdı? Yaşanmışlıklar diyelim. En iyilerini gördüm diyorsun, öyle mi? Yani yaşadığım ilişkilerden bahsetmeyi pek sevmem ama evet. Gerçekten en top noktada olan kadınlar gibi hayatım. Sen onların yanında nesin ki diyorsun, öyle mi? Hayır, asla öyle bir kabalık yapmam da. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Nasılsa etkilenmediğine göre bir şey yapıyor sayılmam. Şunu yapmayı keser misin? Neden? Kes işte, ciddiyim. Yine çok hoşuma gidiyor. Yoksa senin de mi hoşuna gitti? Hı? Evet. Etkilenmezmiş ukala. Ya, tereciye tere satıyorsun yani, öyle mi? Öyle. Boynuz kulağa geçer, haberin olsun. Oo, çok özgüvenli gördüm seni. Yemekten ağlayarak dönme de. Ne alaka? Çünkü sen fazla rahat olduğunda çok konuşmaya başlıyorsun. Kontrolün kayboluyor yani. Çok konuşunca da saçmalıyorsun. Çok iyi analiz. Tebrik ederim. Seni analiz etmek dünyanın en kolay işi. İçin dışın o kadar bir ki. Ayrıca karşındakini de kendin gibi zannediyorsun. Bu değiştirmen gereken ilk ve en önemli şey, mesafe koymalısın. Ve karşındaki kişiyle de mutlaka alışveriş içerisinde olmalısın. Alışveriş derken açar mısın biraz? Şöyle düşün. Yıllar içerisinde biz yaşadığımız tecrübelerle gardlar alırız, savunma mekanizmaları geliştiririz. Yani basitçe üzerimize kat kat kıyafetler giydiğimizi düşün. Karşındaki bir kat kıyafet çıkarttığında sen hemen savunma mekanizmanı indirerek soyunmaya başlıyorsun. Tüm kalbini, içini, bütün saflığını göstermeye başlıyorsun. Bu kadar kolay elde edilmen de seni değersizleştirmeye başlıyor. Bu karşılıklı olmalı. O bir kat kıyafet çıkarttığında sen de eşit derecede ona açılmalısın. Ve ikinci kadında tekrar sıra sana gelmeli. Ve bu şekilde devam etmeli. Ta ki ikiniz de çıplak kalana kadar. O zaman bir şey değerli oluyor, güzel oluyor. Ve unutma, ilk soyunan her zaman kaybeder. Ben kaybediyorum. Çünkü kalbini açan ilk ben oluyorum, öyle mi? Sana söyledim, biz erkekler kolay elde ettiğimiz hiçbir şeyin değerini bilmeyiz. Hele ki genlerimizde savaşçılık olduğunu düşünürsek. Ne kadar zor, o kadar değerli. Evet. Bunu nasıl başarıyorsun? Neyi? Bu kadar derin bir adamken bu kadar yüzeysel davranabilmeyi nasıl başarıyorsun?
Derin olduğumu da nereden çıkardın? Düşünce tarzından, anlattıklarından değilim. Ben bunları kendim düşünerek bulmadım ki işte. Bunlar kitaplardan falan, kadınları etkileyeyim diye ezberlediğim bir takım cümleler. İyi, öyle olsun. Ayrıca ben sen dışarıda olacaksın, ben terasta kafamı dinlerim falan diye geldim. Yine sana laf anlatıyoruz. Merak etme, çok kalmayacağım. Gideceğim. Efendim Serdar? Eskiciğim, maalesef gelemiyorum. Hastamın durumu acil, her anda doğurabilir. Dolayısıyla hastaneden ayrılamıyorum. Çok özür dilerim. Anlıyorum, önemli değil. Yemek iptal o zaman. Evet, iptal ama yarın erteleyebiliriz eğer müsaitsen. Tabii tabii, müsaitim. Güzel, en azından güzel bir haber aldım. O zaman yarın beraberiz, değil mi? Tamam, görüşürüz. Hocam, hazırız. Tamam, hadi hemen geçelim. Yemek iptal. Yine başıma kaldın, öyle mi? Merak etme, evime gideceğim. Şaka yapıyorum. Ben de şaka yapıyorum. Acıktım. Yiyorum bunu. Afiyet olsun. Sonra arkamdan yemeğimi yedi falan demek yok. Güzelmiş. Bana bir tabak alayım bari. Bırak bırak, ben toplarım. Yemekler senden, toplaması benden. Güzelmiş gerçekten ya. Çikolata yiyor ya, bana da versene. Güzelmiş gerçekten. O da güzel de ben şampuandan bahsettim. Hala sabah kadar güzel kokuyorsun, kokuyor yani. Hala. Hala. Kahve alacağım ben kendime. İsterim. İstersin değil mi? Evet. Şunu vereyim. Bugünkü sohbet için teşekkürler. Farklı bir bakış açısı iyi geldi. Bunu duyduğuma sevindim. Serdar'ın iş çıktığı için buluşamadık, evdeyim.
Efendim Deniz'ciğim? Kızım niye haber vermiyorsun? Merak ediyorum burada. Az önce aradı. Hastanede işi uzamış ama yarın akşam için sözleştik. Ha, iyi bari. Ya ben de eve geçiyordum da sana mı uğrasam acaba diyorum ha? Tamam canım, uğra tabii. İyi tamam, hadi geliyorum. Görüşürüz. Deniz geliyor, ben eve geçeyim. Tamam. Kahve ve yemek için teşekkürler. Bir de iyi tavsiyeler için. Rica ederim her zaman. İyi geceler. Yarın istersen yine işe gidebiliriz birlikte. Tamam, olur. Aynı saatte. Aynı saatte. İyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyorum ben ya? Ay aman, ne yapıyorsam yapıyorum. Biraz daha dursaydım gerçekten terk edecektim onu. Yani zor tuttum kendimi. Yok artık Cansu, daha neler, saçmalama. Dur, anlatacağım detayları. Cansu, ben seni Levent'te kalacaksın zannediyordum bu akşam. Artık zor kalırım onda canım. Biz de Deniz'le girişte karşılaştık. Sen Serdar'la buluşmaya gidememişsin, ne oldu? Ya evet, gidemedim. Bunu bak Serdar'a ekmedin değil mi? Yok, ekmedim. Vallahi ekmedim. Hatta bence o beni ekti. Hastasının doğumu başlamış. O yüzden gelemedi. Ya kızım, o kadar da hazırlanmışsın, güzel olmuşsun. Boşa gitti ya. Ne olsun, önemli değil. Biz de hazırlandık. Ama boşu boşuna hazırlandık. Sana ne oldu? İşte Levent'e gittim. Hani Zeynep'le konuşmuştur falan diye. Ama nerede? Bir de yalan söylemiş kızına, ben göcekle möcekle değildim diye. Bana bir sürü laf söyledi bilmem ne falan. Dayanamadım artık ya, yeter, sıkıldım. Böyle kapıyı vurdum. Çıktım işte. Bence sen artık Levent'in bu konuda üstüne gitme. Hem bu konuyu konuşma. Mesafe koy. Kızma. Tabii yani tavır da alma. Sadece bırak. Mesafeye ihtiyacınız var. Ya bırak o desin ne oluyor diye. O senin peşinde koşsun. O merak etsin. Yani sen böyle üstüne düştükçe, soru sordukça iyice başka bir havaya giriyor. Hiç gerek yok. Deniz, duydun mu? Duyuyorum. Bugüne kadar senden duyduğum en mantıklı cümle bu Ezgi. Cansu, odağını değiştir. Levent'i artık merkezinin dışına taşıman lazım. Ha. Ben o zaman Levent'i hemen böyle bir atayım gitsin. Hayır, saçmalama. Atmıyoruz. Değiştirmiyoruz da. Dönüştürüyoruz. Ezgi'cim, sen bugün bir pek bir bilge konuşuyorsun ya. Ama yani doğru söylüyorsun. %100 katılıyorum. Ya bir şeye fazla anlam yükledikçe anlamsızlaşmaya başlıyor bence de. Aynen, aynen. O zaman bundan sonra ilişkime değil, kendime vakit ayırıyorum. Aynen öyle. Tamam. O zaman ben bir şeye karar verdim. Şu an. Hazır mısınız? Yüzme öğreneceğim. Şahane fikir, harika. Hı hı. İşte bu ya, işte bu. Bana bunlarla gel, böyle şeylerle gel. Vallahi bak, benim spor salonunda hocam öğretiyor yüzme. Aklında olsun. Gerçekten mi? Tamam o zaman. Yarın hemen başlıyorum. Heh. Tamam bak, süper. Bu kararı aldın, arkasında duracaksın artık. Caymak yok, pes etmek yok, vazgeçmek yok. Tamam. Tamam. Evet. Aynen öyle yapacağım. Ya Ezgi, resmen senden akıl almaya başladım ya. Sendeki bu değişiklik vallahi inanılır gibi değil ha. Bütün bunlara sebep Özgür mü? Evet, evet. Yok. Vallahi Özgür bu konuda gerçekten çok iyi. Vallahi bravo. Seni bile bu kadar kısa sürede değiştirdiğine göre bravo. Beni bile derken peki? Ya tamam ya kızma, o anlamda söylemedim. Sen böyle hep daha duygusalsın ya ondan. Yok yok, haklısın, doğru. Hangisi iyi zaman gösterecek? Karar. Süper karar. Arkasında duracaksın. Harika. Çok iyi.